ikinci yıl aldığımız sözleşmenin üzerine ekstradan bir puan verdi. Ben de sizden başkanımı burada buluşturdum. Bize güzel bir jest yaptı. Sizin huzurunuzda başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Belediyecilik çok onurlu bir görev. Ve büyük bir fedakarlık isteyen bir iş. Bugüne kadar sizler gayretle, samimiyetle, içtenlikle çalıştınız. Biz de ne söz vermiştik? Alın teriniz kurumadan hakkınızı ödeyeceğiz demiştik. Maaşınızı zamanında ödeyeceğiz demiştik. Hakkınızı vereceğiz demiştik. Ve bugüne kadar elhamdülillah yine Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum ki her ay düzenli olarak maaşlarımızı zamanında, anında ödeyebildik. Bu çok önemli bir şey. Ama siz de karşılığını veriyorsunuz. Çalışıyorsunuz, alın teri döküyorsunuz, kaytarmıyorsunuz. Amirlerinizin, yöneticilerinizin, çavuşlarınızın neyse sorumluluk alanı içerisinde verdiği görevleri yerine getiriyorsunuz. Bunu bozmayalım. Bu tesanütü, bu huzuru, bu barışı bozmayalım. Ülkede yaşanan huzur ve istikrar hepimiz için önemli. İşte biz de dedik ki bu ay, bu yıl yani bir sözleşme imzaladık. 2 yıllık bir sözleşme yaptık sizlerle biliyorsunuz. Biz sözleşmede altına imza attığımız sözlerin altında sözünün arkasında olduk ve bugüne kadar ödedik. Bu yılda dedik ki, oturduk sevgili Ahmet'le, bir miktar daha, çünkü sözleşmeyi imzalarken geçen sene, bu yıl için enflasyon +1 demiştik. O zaman temsilcilerimiz de ya biraz daha üstünden veremez misiniz demişlerdi. Hele bir o gün gelsin demiştik. Yani belediyenin gücü varsa, imkanları güçlüyse çalışanlar da verir niye vermesin demiştik ve baktık. Yani var, bir miktar daha var. Keşke daha fazla olsaydı, daha fazla verebilseydik. Dedi ki, +1 puan daha ilave edebiliriz. Hükümet istikrarlıysa, ülkenin ekonomisi büyüyorsa bize de yansıyor. Bize yansıyınca size de yansıyacak mutlaka. Bu şimdilik %1 olarak yansıdı inşallah. Öyle şekliyle hem bir araya gelmiş oluruz, görüşme imkanı bulmuş oluruz. Hani birbirimize bu anlamda teşekkürlerimizi, sevgi ve saygılarımızı iletiriz demiştik. Bugün buradayız bu vesileyle. Bir kez daha hakkınızı helal edin. İşleriniz rast gitsin. Yüce Rabbim mahcup eylemesin. Yani şimdi hediyeleşmek sünnettir ya dinimizce. Sünneti reddetmek de olmaz. Bunu düşünmeniz. Bizi hatırlamanız için başkanım. Peki. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aldık, kabul ettik. Tamam mı? Çerçevelerin asıl...